Sağ içinden herkese merhabalar. Bu videoda Galatasaray'a adı anılan Eren Dinkçi'yi değerlendireceğiz. Sevgili Salim Malam'ın haberiydi. Eren Dinkçi'nin Galatasaray'a transfer olacağı haber şu açıdan ciddiyetini daha da arttırdı. Bu oyuncunun menajeri aynı zamanda Kerem Demirbay, Kaan Ayhan gibi hatta yeni gelen Köln gibi Almanya kökenli oyuncuların menajerliklerini üstlenen bir isim. O yüzden buradaki bağlantının kuvvetiyle bu transferde olabilir gibi geliyor ki Galatasaray'da Fatih Demirel'i sonrasında da grubetçi oyunculara bir yükselme durumu söz konusu hem altyapıya hem üst yapıya. Eren tabi 22 yaşında. Aralık doğumlu olduğu için 2001 Aralık doğumlu. 22 Galatasaray'a yazın transferi söz konusu. Gelirse eğer 22,5 yaşında olacak. Genç bir oyuncu. Yükselişte olan bir oyuncu. Bu sene Werder Bremen'den Ayma kiralanıyor. Bu Nesliga 1'e ve oldukça iyi süreler alıyor. Bir forvet oyuncusu olmasına rağmen bu sene özellikle 4-4-2'nin sağ kenarında oynuyor. Bazen yer değiştiriyorlar. Best e adında çok iyi bir oyuncuları var. Haydenayma'nın. Onunla genelde o sol kanat Eren sağ kanat. Bazen yer değiştirdikleri de oluyor. İyi gidiyor. iyi bir performans. 7 golü var. Şimdiye kadarki olan işte 20 maçlık performansında 7 gol gayet iyi. İyi bir bitirici. Şimdi görsellerle birlikte nasıl bir oyuncu onu anlatmaya çalışalım. Şimdi öncelikle iyi bitirici dedik. Şutlarıyla başlayalım. Şu istatistiği vereyim. Şu ana kadar 33 şut attı bu sezon. 26'sı sağ ayak, 4'ü sol, ikisi kafa. Sol ve kafa vuruşu çok az gözüküyor ama sol ayağından çekinen bir oyuncu olduğunu düşünmedim izlerken. İstatistiğe baktığım zaman acaba tek ayaklı bir oyuncu mu diye düşündüm. Öyle değil. Sol ayağına da pasta atabilen, sol ayağına topu da çekebilen bir oyuncu. Yani öyle tek ayaklı, zayıf ayağı, çok sorun yaratan bir oyuncu değil. Mesela hemen dedik ama bir orta bu Bayern Münih maçından. Topu sağ ayağına gibi gösterdi bu pozisyonun başında. Sağla orta kesecek gibi gösterdi. Oyuncu da orayı çok kapatınca sıfıra indi. Sol ayağıyla kesti mesela. Önünü kolayca açıp solla kesebildi. Şimdi şutlarına gelelim. Bu da ilk solla şutu. Arka direğe gelen pasa yerden pasa hiç bekletmeden sol ayağı içiyle güzel bir şut atıyor ama kaleciye yakın olan Dortmundlu oyuncuya çarptı bu pozisyon. Gol olmadı ama iyi bir şuttu yani bence. Genelde ayak içini aşırı kullanıyor şutlarda. E mesela burada dışarıya çıkarılan topa ayak içiyle vuruyor. Öndeki oyuncuya da çarptı. Direğin dibinden avuta gitti. Fena bir şut değildi. Ama mesela burada da Ayak içi. Aynı maç bu. Burası mesela ayak içiklik bir açı da yok çok. Kaleci de aslında uzak direğe yakın duruyor. Yani yakın direğe sert ayak üstü bir vuruş gol şansını çok daha fazla arttırabilir. Veya arkaya kesme bir orta yapabilir. Veya önündeki oyuncuyu sıfıra indirecek bir pas atabilir sağa doğru. Burada da yine ayak içini vurdu ama önündeki oyuncuya çarptı. Burada yine kendisine çıkarılan topa sağ kanattaki oyuncudan geliyor kısa bir pas. Topun dibine sağ ayak içiyle giriyor. Burası da mesela biraz zorlama. Topu tutup 37 numaralı takım arkadaşına pas çıkarabilir veya arka biraz orta düşünebilir. Ama burada da aşırtma bir şut deniyor ama aşırtma şutta dikkat ederseniz kaleci zaten çizgide. Yani biraz zorlama bir şut. Biraz fazla ayak işi şutu zorluyor diyebilirim. Yine bu maçta aslında sağ kanattaki oyuncu boşta. Onun önüne çıkarsa ciddi bir tehlike olabilir. Ama buradan sağ yanın içiyle bir de uzak bir mesafe yani şut deniyor ve top kale sahasına gelmeden daha yerde sekiyor. Çok yavaşlıyor ve yandan avuta gidiyordu. Kendisine ama çıkarıldı bu pas. bir başka bir maçta. Ve burada da mesela ayak üstünü vurmuyor oyuncu. Ayak üstünden biraz çekiniyor. Hatta mesela istatistiklerin aksine sol ayağından çekinmiyor. Zayıf ayağından. Sol ayağına daha çok güveniyor. Ayak üstüyle şu atmaktansa Burası artık gelişine ayak üstü vurulacak bir yer. Kontrol ettikten sonra soluna çekiyor. Sol ayak içi vuruyor ama kalabalık ve önünden dönüyor top. Fakat Bazen de ayak içiyle mükemmel şutları var. Burada mesela gelen pasa çok güzel bir ayak içi vuruşu yapıyor yukarıya. Üst direğin dibine. Çok güzel bir gol vuruşu bu. Ama aynı maçtan yine o çok güzel golü atınca belki biraz gaza gelip yine ayak içi. Yine kaleye çok uzak ve etkili olmamıştı. Eğer ayak içini hazırlayamazsa şuta buraya driblinglerle geldi mesela bu pozisyonda ayağın ucuyla burnuyla vurabiliyor. Ayak üstünü çok <laughs> kullanamıyor maalesef. Mesela yine hiç ayak içi vurulacak bir açı değil orası. Sağ ayak içi vurulacak bir açı değil özellikle. Vuruşu kaleciyi ısındıracakmış gibi kucağına gidiyor. Tüm maçlarındaki tüm şutları izledim. Yani U20 Almanya takımından işte son Haydenheim'a e kadar yaklaşık 50 küsür şutun tamamını izledim. Bunları göstermek güzel oluyor. Şimdi burada savunmanın arkasına sarktığı bir pozisyon var. Devam ediyor. Bunu biraz Mesela çok süratli bir oyuncu normalde. Oldukça süratli diyeyim. Çok süratli demeyeyim. Çünkü Almanya'da Saneler, Gnabry'ler çok aşırı süratli adamlar var ama Eren de onlardan aşağı kalmıyor. Yani bayağı süratli bir oyuncu. Şimdi burada pozisyonu yakalayınca offside'a düşmedi. Yakaladı bu pozisyonu. Kaleye kadar uzayacağını düşünmüştüm. Fakat gidemedi. Niye gidemediğini anlamakta biraz zorlandım. Bence şut vücudunu şuta ayarlayamadı. Şimdi onu çok baskın bir ayak içini döndüren böyle Beckham gibi kendini yatırıyor ayak içini kullanabilmek için. Fakat düz dribbling yapınca bazen ayak içine hazırlamakta zorlanıyor. Burada bence hazırlayamadı. Biraz topu fazla dürttü ve rakip yetişti aslında. O stoper ona yetişebilecek bir stoper değil. Eren daha hızlı bir oyuncu ve şutu bloklandı burada. Nadir ayak üstü vurabildiği şutlardan bir tanesi olduğu için bu şutu aldım ama çok nadir. Yani 50 küsür şutta bir tane iki tane falan ayak üstü şutu var. Biraz o Kerem Aktürkoğlu'nu o konuda eleştiriyoruz ya hep ayak içi vuruyor. Biraz da ayağının üstüyle ayağın dışıyla vurabilmeli diye veya seken topa daha düzgün vurabilmeli. Mesela Eren'in de seken topa vücut açısını yine ayarlayamadığı için havadan gelen toplara pek vuramadığını da gördüm. Sadece öyle bir tane Dortmund'a golü var. Birazdan göstereceğim. Ama genelde o seken toplara da vurmakta zorlanıyor. Fakat burada Santrfor'undan arkaya doğru sekti top. Bir kontra dönüşü. Ve yayda tam onun önüne geldi. Ve bu tam ayak içilik ve terse mükemmel bir gol attı. Bu az önce bahsettiğim yukarıdan gelen toplara vücudu ayarlayamama. İşte burada zaten görüyorsunuz. Kötü vuruyor. Ama eğer ayak içini ayarlamışsa ve top öyle gelmişse. Best burada çıkmış çıkarılan oyuncu takım arkadaşı. Topu alıyor, sıyrılıyor ve ayak içiyle tam direkt dibine bırakıyor. Burada sağdan gelip solla, dribblingle gelip solla da ayak içiyle de fena vurmuyor. O işte mesela solla istatistiğe bakarsanız solu hiç yokmuş gibi gözüküyor diyorum ama halbuki bence gayet iyi yani. Ve buradan sol ayak içiyle bu golü de atıyor. Burada topun gelişine yine sağ ayak içi yine direkt dibine çok güzel bırakıyor bu golü. Ve totale baktığımız zaman oyuncunun asisti yok gibi ama aslında 2.21 asist beklentisi var. Biraz arkadaşları asistlerini değerlendirememiş. Bu 2.21 asistten 3-4 asist bile çıkaran oyuncular oluyor. Öte yandan 2.90 gol beklentisi de çok yüksek değil ama bu ayak içi ve bitiricilik kabiliyeti sayesinde 2.90 gol beklentisinden 7 gol çıkarmış Eren. O da bu istatistik olarak buraya yansıyor. Şimdi gelelim diğer konulara. Bence basit görebilir birçok arkadaş ama bence çok güzel bir özellik. Eren'de en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Eren'in kısa pasları yumuşak tek pasları oldukça başarılı. Yine istatistiklerde bu skortta baktım pas isabet oranını falan almışlar. Biraz Heydenheim öyle çok pas oynayan, topa sahip olan bir takım değildi izlediğim maçlarda işte. Hoffenheim maçlarını izledim, ilk işte Bayern Münih maçlarını izledim falan. Oralarda genelde topa daha az sahip olan bir takım. işte kontralar, uzun toplar vesaire kullanan bir takım. O yüzden herhalde çok böyle pas isabet oranı yükselmiyor oyuncuların. Onu gören işte istatistik siteleri de böyle genelde kotluyor. E düşük pas isabet oranı diyorlar ki pası kötü. Halbuki oyuncunun tek pasları bence oldukça iyi. Şimdi onları göstereceğim size. Şimdi mesela burada Bayern Münih maçında bir pozisyon oluyor. Tek de hemen sağ ayağının dışıyla çok isabetli bırakıyor. Bunlar basit gözükebilir ama biraz fazla atsan açılır sağ bek doğru gider top. Biraz az atsan Upamecano keser. Tam ayağına attı ve oyuncu orada kaleye kadar uzayabildi ama çok kötü bir şut attı. Yine Münih maçı. Burada ver kaçı yapıyor. Mesela sol ayağıyla yapıyor ve isabetli böyle kıvamında atıyor Upamecano'nun önüne gidebilecek şekilde. Yine bu Hoffenheim maçında sağ bekiyle Traore'u yanlış hatırlamıyorsam da onunla ver kaç yapıyor ve tam yine böyle kıvamında veriyor pası. Eğer sert verirse abuta çıkabilir. Az verirse oradaki oyuncu bloklayabilir. Top önüne geçiyor. Oradaki bu pozisyon ilginç bir pozisyon. Faul yaptı o Fenerbahçe oyuncu. Başlarken penaltı verdi. Sonra vardan döndü. Free oldu. Free de beste kullandı. Tam çatala vurdu buradan. Gol olmuştu. Yani gol öncesi güzel bir pas. Şiddetini çok iyi ayarlıyor. Genelde hızlı hiç atmıyor bir iki kez yavaş verdiğini gördüm ama tam onu ayarlıyor mesela yine sağ ayak dışı tekte bir bırakıyor ve iki oyuncuyu birden oyundan düşürüyor burada. Burada yine tekte takım arkadaşına iyi bırakıyor, kıvamında bırakıyor ve iyi bir şut bu rakibe vesaire çarptı. Gol olmadı ama bu böyle tekte pasları oldukça iyi bırakabildiğini gördüm. O konularda mesela Galatasaray'da kıyaslarsak Barış ve Kerem'den falan oralarda önde, biraz daha yumuşak bir ayağı var. Tabii eksik olduğu konular da var. Onları da birazdan göreceğiz. Verkaçlarda yine başarılı. İyi yaptıklarından kötü yaptıklarına doğru gidiyorum. Kötü yaptıkları da var. Oyuncu genç ve gelişim gösterecek bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu ulaşabileceğine inandığım özellikleri var ama eksik özellikleri de var. Şimdi onları göstereceğim. Mesela az önce bahsettiğim burada kontraya çıkacaklar. Tekte yine kıvamında bırakıyor önüne ve bu oyuncu Beste dedim. Bayağı yetenekli bir oyuncu sol kanatta oynuyor bu da. Eren de hemen durmuyor onun arkasından yine depara başlıyor. Yani topu attım. Yerimde durayım, dikileyim tarzı bir oyuncu değil kesinlikle. En güzel özelliklerinden biri bu. Pası verip yine koşuya devam ediyor. Bir de hızlı bir oyuncu olduğu için kontraları iyi sürüklüyor bu iki oyuncu. Arkasından gidiyor. Hemen onu pası atıyorlar ve o da arka direğe çeviriyor pası. Bu maçı 4-2 kaybetmişlerdi ama burada asistini yaptı. Önde Kim Minje'den sekti top. Yine de topun yönü değişmedi. Arka direğe gitti ve arka direkteki oyuncu da golü yaptı. Offside değil milimetrik bir şekilde ve gol oldu. Şimdi bu pozisyon yine pası veriyor. Sağ açıktaki yine soldan sağa gelen Besten'in önüne atıyor ve yine de depara devam ediyor ve çok da süratli bir oyuncu olduğu için hepsinin önüne de geçiyor. Burada sol stoper 27 numaralı oyuncu. Üçlü gibi oynuyorlar ama genelde sol bek gibi. Ozan daha böyle sağ stoper daha merkeze yakın. Bu 27 numara daha böyle sol bek gibi çizgiye yakındı bu maçta. Neyse onun önüne geçiyor. Fakat takım arkadaşları onun hızına yetişemediği için burada çevre kontrolü de iyi bu arada. Genelde bakıyor bunlara. Kaldırıyor kafayı bakıyor. Gelen yok. Orada korner alıyor ama yine de kötü top kaybı yapmıyor. Korneri alıyor bir şekilde. Burada bu golü muhtemelen izlemişsinizdir. En güzel hareketi sanırım kariyerindeki. Dribblinglerle geliyor. Burada verkaçı yapıyor. Yine koşuyu devam ettiriyor. Bu verkaçlar koşular güzel. Ve sağ yakıcı yine köşeden sağ yakıcı golünü yapıyor bu şekilde. ver Verkaçlarla birlikte topsuz gol koşullarını da iyi yaptığını söyleyelim. Mesela burada pas sağlamadı. Yine Bayern mini maçı. Arkaya çok güzel sarkmıştı. Sol açıkta oynadığı maçın ikinci yarısında. beste de sağ açığa geçmişti. Sol açıktan forvet center for koşusu yaptı ki geçmişte center for oynamışlığı da var. Aslında biraz Erencan yardımcıya da benzettim. Yani bazı zayıf özelliklerini anlatırken göstereceğim. Center for ve sağ açık oynama özellikleri açısından pozisyon olarak da Erencan'a benziyor. 1.88 boy, ince vücut ama iyi hız o da Erencan'a benziyor. Burada takım arkadaşı çok kötü çevre kontrolü yaptı. Görmedi çok güzel Koşsun Eren'in ve ezbere sol tarafa attı topu. Orada da hiç kimse yoktu. Taça gitti top. Halbuki öne doğru atabilse burada karşı karşıya kalabilirdi Eren. Çok güzel bir koşuydu. Yine burada ani yakalıyorlar bu maçta pozisyonu. Sağ arka direkten çok güzel koşuyu yapıyor ama oyuncu önündekine sıfıra indiren bir pas atıyor. Yine de arka direkte yetişemeyen Yani sıfıra kadar gitti pas iyi değildi. Arka direkte pas alamayacağını görünce hemen rakibinin önüne geçen bir ters koşu da attı. Burada yine de pas geçmedi. Öndeki adama çarptı ama güzeldi. İki koşu da güzeldi yani. Burada yine arkadan sırtta koşu. Bizim Hikmet Hoca'nın hep söylediği. Güzel atıyor. Yetişiyor ama ortayı kesemiyor. Kaleci alıyor burada. İyi bir orta kesemedi. Biraz güçsüz kaldı sanki burada. Darbi yiyince biraz dengesi bozuldu. Onu birazdan daha da görsellerle göstereceğim. Yine pasa çıkma konusunda oldukça iyi. Bazen 8 numara gibi kanattan merkeze geliyor. Bunlarda 4-5-1, 4-1-4-1 bazen 4-4-2 gibi planlar var. O ama dörtlünün yani bir forvet kanadı gibi oynamıyor da hep bir dörtlünün kenarı gibi oynuyor. O yüzden ve o kenarları hocaları bayağı iyi bir hoca. Sevdim yani maçlarında ki yeni çıktılar herhalde. Bundesliga'da orta sıradalar ve hocaları 3 lerden falan beri başlarında. Kanatları merkeze çok sokan bir hoca ki Santerford'dan gelmiş olmasına rağmen merkeze girmekte zorlanmıyor. Yani bence taktik disiplini olan bir oyuncu. Eren. Onu sevdim. Mesela burada Bayern Münih maçı çıkacaklar. Hemen merkeze atıyor kendisini. Ve tekte yine yumuşak tekte pas. Takım arkadaşına buluşturuyor ve yine koşuya başlıyor dikkat edin. Yerinde durmuyor ama kontrayı değerlendirememişlerdi. Bu pozisyonda yine orta sağdan merkeze doğru geliyor. Kanattan merkeze doğru geliyor. Ve topu alıyor. Topu aldıktan sonra onun boşalttığı alana gelen arkadaşına pası atıyor. Yine koşuya devam ediyor. Burada güzel bir koşu göstermiş olmasına rağmen takım arkadaşı pası önündeki oyuncuya attı. Eren'e atamadı ve bu pozisyon iyi olmadı. Ama Eren burada her şeyi çok iyi yaptı. Yani. Şimdi ortalarına gelelim. Ortaları da iyi yapıyor. Çünkü tekniği, ayak içi oldukça iyi sağ kanattan burada öncesinde kafasını kaldırıp arka direkteki besteyi gördü ve ona pası o da buradaki ceza yayınındaki oyuncuya kafayla indirdi ve çok tehlikeli bir pozisyon oldu gol olmasa da. Güzeldi. Bazen duran topları da kullanıyor. Biraz böyle vuruşları da Kerem Demirbay abisine benzer şekilde vücut şekli onu andırıyor yani. Ayak içini biraz öyle kullanıyor. Diğer ayağını kullansa da. Ama genelde bu 37 numaralı beste kullanıyor duran topları ki çok iyi kullanıyor ve aynı zamanda isabetli orta konusunda da bu nesli bir numara beste. 56 tane isabetli ortası var bu sezon genelinde. Hani bu kadar iyi bir ortacı varken duran topları da genelde o kullanıyor. Ama arada Eren'e de bırakıyor. Eren de ayağı fena değil yani. O da iyi kullanabilen bir oyuncu. Ama genelde bu kanatlar biraz dediğim gibi merkeze konumlanan veya arkaya kontralarla sarkı kanatlar olduğu için çok ortayı düşünmüyorlar. Çok ortayı düşünmedikleri için Eren'in de çok ortasını görmedim. Sağ açık oynamasına rağmen çok az ortasını gördüm ama ayağı iyi ve iyi orta yapabildiğini birkaç tane gördüğümde de iyi orta yapabildiğini de gördüm yani. Farklı bir takımda orta istenirse onu da yapabilir gibi. Ama takımı öyle pek orta seven bir takım değil ya. Yani. Savunma yardımına gelelim. Şimdi iyi ve kötüyü birlikte konuşalım. Genelde iyi savunma yardım ediyor ama bu maçta sol açığa geçtiğinde bu pozisyonda Gnabry'ye biraz ikinci yardıma biraz geç kaldı. Görüyorsun biraz önde kaldı ama genelde geliyor. Burada sadece gelemediği bir pozisyon görünce almak istedim. Bazen mesela burada taç çizgisi korner direğine kadar gelmiş. Fakat bazen tam bu savunma farkındalığı veya savunma aklı henüz oturmamış. Genç oyuncularda bu oluyor. Birçok oyuncu da oluyor. Eren'de de öyle. Biraz buralarda olgunlaşması lazım. Mesela bu oyuncu sağ ayaklı bir oyuncu. 21 numara. Eren çok fazla solunu kapatıyor oyuncunun. Halbuki oyuncu topu sağına çekip orta kesme amacında ve Eren onun önünü açmış oldu ve çok kolay orta kestirdi mesela. Burada. Yine de savunma konusunda iyi bir hocaları olduğunu düşünüyorum. Burada hep merkeze gir. Doğru pozisyon alı çok iyi yapıyorlar. Mesela burada oyun kuruyorlar. Sağ tarafta Ozan'da top. Ozan Kabak'ta. Hemen oradan kanatta dikilmiyor. Hemen merkeze kalabalık olmayı orada çoğalmayı biliyor. Ozan stopere dönüyor. Merkez stopere. Bu sefer yine merkezi kapatacak ama kanada da biraz daha dengeli ve sol stopere geldiğinde de Eren hemen çıkıyor. Yani oradaki dengeleri falan hocası iyi. O da bence biliyor yani. Öyle savunma konusunda bomboş bir oyuncu kesinlikle değil yani. Var bir şey biraz geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela bunun aynısı TT Galatasaray İstanbulspor maçında yaşandı ve İstanbulsporlu oyuncu taçı attı. Geri aldı. ortaya kesti. Arka direkte de Sambisa golü attı Galatasaray'a. Kaan'ın önünde. Burada şimdi taçı atıyor oyuncu. Önündekine veriyor. Sonra önündeki de ona bırakıyor. Aslında burada Tete de bu aynısını yaptı. <laughs> burada şey de Eren de aynısını yaptı. Taçı atan oyuncuya çok daha yakın olması lazım. Çünkü tekrar ona verilebilir. Hemen kapatması lazım ama çok dalgın kaldı orada. Ne yapacağını bilemedi ve taçı atan oyuncu tekrar topu önünde buldu. Kesti ortayı. Bir şey olmadı burada. Haydenheim golü yemedi ama Eren aynı Tete'nin yaptığı hatayı yaptı yani orada. Yine sağ kanattan merkeze doğru gelen bir top. Eren de iyi bir şekilde merkezi kapatıyor. Burada mesela oyuncu çevre kontrolü de yapamamıştı aslında beyazlı gelen oyuncu. Eren burada sert, sert girse sağlam girse kazanır bu topu fakat yumuşak kalıyor bazen ve oyuncudan aslında avantajlı olmasına rağmen çok basit bir çalım yedi, pozisyon devam etti. Yine bu maçta birebir sol stoperle fenaymış, vurdu ve sıfıra indi, gitti yani. Aslında Eren hızlı bir oyuncu, devam edebilir ama kolay geçildi. Sonra bir kez daha denedi oyuncu, ama bu kez Eren vücudunu koydu ya yani o kadar da biraz zayıf bir oyuncu, rakipleri onun üzerine gitmeye çalışıyor ama o kadar da değil. Burada da mesela kapatmayı bildi, buraları daha geliştirmesi gerek bence. Şimdi yavaş yavaş bu eksiklerine daha geçelim savunma yardımıyla da bağlantılı güçsüzlük konusu. Mesela bazı görseller burada Gnabry'e geliyor yardıma çok güzel savunma ama Gnabry çok güçlü bir oyuncu. Yere sağlam basan bir oyuncu ve kalçasını bir koyuyor Eren'e. Eren de takla atıyor. Bazen de komik düşüyor. Boyu ve uzun ve ince olduğu için. Burada mesela dağıldı. Yine burada topu yakaladı. Bu maçta ikinci yarısı. Soldan gitmek istiyor. Bu kez Upamecano geldi. Ona bir omuz attı. Yine Eren kötü düştü. Bir de genelde Eren'i işte zayıf gördükleri için, ince gördükleri için ezmeye çalışıyorlar. Bu Hoffenheim'ın sol stoperi de güçlü, iri bir oyuncuydu. O da böyle şey yapmaya çalıştı. Ezmeye çalıştı. Bir bozdu. Ondan sonra Eren de cevap vermek istiyor onlara. Öyle hemen ezilmek istemiyor. O yüzden o da onu çekti sert. Eren biraz fazla sarı kart görüyor bu yüzden. O Bundesliga'nın gücüne ve sertliğine ayak uydurabilmek için, ezilmemek için o da cevap veriyor. O yüzden bazen sarı kartta görüyor. Biraz daha güçlenirse fiziksel olarak daha da ekstrası olur. Bir eksiği bu yani. ince bir oyuncu. Ve bazen o yüzden dağıtabiliyorlar. O da biraz fazla sarı kart gördü yani en çok sarı kart gören oyunculardan bir tanesi oldu Barış Alper'in de tabi 6 tane sarı kartı var Barış da fazla sarı kart görüyor ama Barış biraz ezmekten görüyor Eren de biraz sinir olduğu için cevap vermek istediği için görüyor hava topları bence eksik 1.88 bir oyuncu olarak mesela Eren Can yardımcı bu konularda gelişiyor Eren de şimdi center for kanat vesaire ya Eren'in pozisyon bilgisi falan çok daha gelişmiş Almanya'da öğrenmiş merkezi kapatıyor ver kaçlar ayak içini daha net kullanıyor ama Erencan da fiziksel olarak biraz daha gelişim içinde gibi. Şimdi burada mesela bir orta iyi sıçrıyor ama orada hemen öndeki oyuncu itip kafa topunu şey yapamadı. Burada da yine iyi sıçrıyor. Gayet iyi sıçrıyor yani sıçramasında sorun yok. Ama kafaları pek iyi vuramıyor. Burada yamuk gitti bu kafa. Rakibinin üzerinden vurmaya çalıştı. Mesela burada gelen ortaya ensesiyle sırtıyla vurdu. E, yamuk vurdu. Böyle kafa vuruşu çok çok az gördüm. Dedim ya 50 tane küsür şutun Almanya U20'den itibaren 50 küsür şutu gördüm. Sadece 2 tanesi kafa vuruşu var. Bu sezon onlarda işte. 33 şutu var bu sene. Sadece ikisi kafayla. Eksik yani sol ayağı mesela eksik değil bence. Geçen senelerde falan çok solla şutları var. Bu sene biraz az kalmış belki. Ama kafa şutları 1.88'lik bir oyuncu için az. Daha çok kafa vuruşları gelmeli ama buralara hiç düşünmemiş bence. Biraz top kontrolleriyle ilgili sorun olduğunu gördüm. Bunu da çok anlamlı anlamlandıramadım açıkçası. Daha fazla maç izlemek lazım. Tabi hemen 1-2 günde 2-3 maç izleyip çekince yeterli olmuyor. Daha çok izlemek lazım. Niye top kontrolü de problem var diye. Çünkü kısa pasları, tek tek kısa pasları çok başarılı. Ayak içi çok başarılı. Ama top kontrolleri biraz sıkıntılı. Mesela burada kontraya çıkacaklar. Topu bir sektirdi. Hemen kademedeki oyuncu geldi topu ayağına yapıştıramadı. Burada yine gelen topu takım arkadaşı ayağının ucuyla bıraktı hemen. Gelen topu solla almaya çalıştı. Top birden havalandı. Sonra Laimer sağ ayağını da koydu. Yine güçsüz kaldı. Yine düşüşü biraz sıkıntılı. Burada aslında Laimer sağ kolunu atıyor ona. Ama biraz Eren güçlü durabilse belki faal olacak en kötü. Hatta hakem dikkat edin. Eren Eren'in düşüşüne bakıyor. Biraz kolay görüyor ve çalmıyor. Devam ettiriyor. Hakem şu anda mesela Eren'in düşüşüne bakıyor. Çalmakla çalmamak arasında kaldı. Kolay düştü Eren. O yüzden biraz şey yapmadı. Yine burada ceza sahasında top ona geldi ama ayaklarına doladı ve Dortmund'lu oyuncu da kaldı. Ve top kontrol istatistiklerine baktım. Bu sene top kontrolünde de maç başına 3.1 top kontrol hatasıyla en çok top kontrol hatası yapan 3. oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu da bu konuda çok negatif açıdan dikkat çektiği için bunu değerlendirmek lazım. Aslında tekniği çok daha iyi bence. Ayak içi ve işte kısa pasları Barış'tan da iyi. Kerem'den de o konuda iyi ama top kontrolünde niye bu kadar sorun? Bence biraz Haydenheim ile ilgili. Dikkat edin birinci sırada Santrfor'u var ama bunu böyle gözlemleyip de söylemiyorum. İstatistik üzerinden yorum yapıyorum. Hayden Haydenheim dediğim gibi topa az sahip olan daha geçişli ve uzun paslı hızlı oynamaya çalışan bir takım olduğu için bu tip topları kontrol etmek daha zor oluyor. Center for'u içinde, sağ açı içinde. O da tabii daha zor top, daha zor kontrol demek. O yüzden daha fazla kontrol hatası yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Ama gözlem olarak da birkaç pozisyonda gördüm yani kontrol hatalarını. Ve son eksiği biraz yine vücudun gücüyle ilgili. Biraz daha güçlendikçe bunu da halledecek gibi geliyor. Maçların son 15-20 dakikalarında biraz yorulduğunu gördüm. Normalde şu pozisyonda Eren yine koşuyu atar arkaya. 2-0 öndeler. İşte kontra kovalıyorlar. Fakat yoruldu ve kendisini sağ taç çizgisine doğru atmaya çalıştı burada. Arkadaşı da atınca sonradan koşmaya çalıştı falan olmadı. Yine bu maçta sağ çapraza doğru açıldı top. Yine dikkat edin Alt 77. dakikalar falan. Arka direkte bu topu tutabilir. Açısı henüz kapanmış değil. Oradan sert kapalı açıdan vuruş yapabilir. Ama burada böyle yamuk kaldı ayağıyla böyle zor bir vuruş yaptı. Top çok uzaktan kötü bir şekilde avuta gitti. Biraz daha yine fizik kalitesini güçlendirdikçe bu maçların sonuna daha sağlam getirme, ikili mücadeleleri daha sağlam alma gibi konularda gelişebilir diye düşünüyorum. Bence gelecek vadeden iyi bir oyuncuya benziyor. Umarım transferi gerçekleşir. Daha 22-23'e şey gelecek. 22.5 olacak Galatasaray'a gelirse yaz döneminde. Böyle oyunculara takviye yapmak lazım. Çünkü hatırlarsanız boy gittiğinde de söylemiştim. 23 yaş ve altında Galatasaray'ın genç gelecek vadeden oyuncusu sadece Barış Alper kaldı. Oralara takviyeler gelmeli diye söylemiştim. Bu da öyle bir isim olabilir. Gelişecek, gelişmesi gereken, öğrenmesi gereken birçok konu var. Onlara da değindik. Ama iyi potansiyel, sağ ayak içi, hızı gibi konularda da iyi bir potansiyel. Bence üzerine yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Bir de gerçek bir oyuncu. Bu oyuncu mesela transfer olursa belki işte işte Yusuf kadar o işte Bazer'le kiralık olan Yusuf kadar taraftarı heyecanlandırmayacak ama bu oyuncu gerçek oyuncu. Bu Nesliga'da oynayan 20 maça çıkan bu Nesliga'da bayağı bir bin dakikaların üzerinde süreler alan gerçek futbolcu. Bazıları böyle YouTube futbolcusu oluyor. Taraftara gaz verme futbolcusu oluyor. Bu Eren öyle değil yani süre alan oynayan, güçlenmeye çalışan, gelişmeye çalışan belli meziyetleri olan bir oyuncu. Galatasaray'ın onu alıp geliştirmesi iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Umarım Galatasaray bu yönde devam eder. Bir de Galatasaray kanat oyuncularına çok paralar harcayıp hep yıldız transfer etmeye çalıştı. Yani mevcut yönetim belki transfer konusunda eleştirilebilecek konulardan bir tanesi bu. Mesela Zaniolo 15 milyon euro ciddi maaş. Tete'ye ciddi maaş. Ziyehe ciddi maaş. İşte bon servis. İlk 11'e alıyorsunuz sonuçta. E Wilfried Zaha aynı modelde. Sadece bu dördü bile ha hani çok maliyetli, pahalı oyuncular. E elinizde zaten Kerem Yunus gibi gelmeden önce de hani bu oyuncular da oynar vesaire denen tipte oyuncular vardı. Unuttuğum da var mı bilmiyorum. Bunların hepsinden çok şimdi Barış Alper çıktı mesela. Hepsinin arkasında gözüküyordu bir sene, iki sene önce. Ama o çıktı. E bir de şimdi bu saydıklarımın hangisi yani sonuçta iki tane kanat oynatabiliyorsunuz. Zaha, Ziye, Tete, Zaniolo, sürekli para, Yusuf, sürekli yüksek bonservis, yüksek beklenti. Dense biraz daha Eren gibi daha düşük beklenti, daha daha yavaş yavaş gelişebilecek, daha genç gelecek vadeden aynı Barış Alper de öyleydi. Böyle takviyeler yaptığın zaman e böyle şimdi Zaha mesela koyuyorsun çok büyük beklenti. Adam da zora giriyor. Biraz daha daha düşük beklenti, daha gelecek vadeden takviyeler. En azından yedek kulübesindekiler öyle olsun. Yani en azından yedekte oturan 3 milyon euro maaşla oturmasın. Daha az beklentiyle taraftarın böyle daha gelişecek bu çocuk kafasıyla bakabileceği oyuncular olabilmeli diye düşünüyorum. O açıdan da bana makul ve mantıklı geldi. Umarım gerçekleşir ve bu tip takviye Galatasaray için iyi olacaktır. Çünkü Fatih Demireli ile ilgili bunu çok söyledim. İzlemeyen varsa hani burada da son olarak onu da tekrar edeyim. Türkiye'de Galatasaraylılardan daha fazla daha Galatasaraylı Almanya'da genç futbolcular veya genç insanlar var. Çünkü onların babaları 60'larda 70'lerde Almanya'ya çalışmaya gittikleri zaman tutunacak bir dal arıyorlardı. Kendi ülkeleriyle ilgili aşina oldukları onları gururlandırabilecek bir şey arıyorlardı. Çünkü çok zorluk çekiyorlardı dış ülkede. Ve Galatasaray ilk defa 1988-89'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kalarak orada yaşayan Türkleri ciddi anlamda gururlandırdı. Ondan sonra da Fatih Hoca ile birlikte çok büyük başarılar oradaki Almanların tutunacağı dal oldu. Ve inanın bizim Türkiye'deki Galatasaray Galatasaraylılardan çok daha fanatik Almanya'da Galatasaraylı nesiller Z kuşakları Y kuşakları büyüdü. İşte ilk ayılar Hakan Çalhanoğlular işte bu Eren de öyle. Hepsi çok böyle babaları da öyle. İşte bu üçüncü kuşak olanlar var. Bu çocukları da öyle. Büyük böyle Galatasaray sevdası ile yetiştiler ve Galatasaray bunlarla bir bağ kuramadı bu yıla kadar. Halbuki Galatasaray'ın gurbetçi kaptanları, gurbetçi yıldızları olmalıydı. Çok uzun süredir, 20 yıldır olmalıydı. Belki Berkant'la başlamaya çalışıldı. Olmadı, tutmadı ama 2000'lerden itibaren böyle Galatasaray'ın Almanya ile, Bundesliga 1 ve 2 ile çok kuvvetli bir damarının olması gerekiyordu. Burada geç kalındı ama neyse ki başlan Artık 2 senedir Fatih Demir ile birlikte hem altyapıya böyle oyuncular geliyor. Fanatik Galatasaraylı anası babası dedesi amcası Galatasaraylı ve Galatasaray sevdasıyla büyümüş gurbetçi oyuncular geliyor. Hem A takımı hem altyapıya burada iyi bir damar yakalandı. Onun üzerine gitmek lazım bu madeni işlemeye devam etmek lazım diyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz bir beğeninizi isterim. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.